Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Mürselat suresi 25-50. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Elem nec'alil arda kifate, biz arzı bir toplanma yeri kılmadık mı? Ahyaen ve emmate, hem hayatta olanlar hem de ölüler için. Ve cealnâ fîhâ ravâsiye şâmihâtin, ve orada yüce dağlar meydana getirdik. Ve eskaynâkum mâen furâta, ve sizlere o tatlı sulardan içirdik, ikram ettik. Allah-u Teala burada dünyanın mahiyetiyle alakalı bazı hususları bize bildirmekte. İşte biz yeryüzünü hem hayatta olanlar hem de ölüler için bir toplanma yeri kılmadık mı? Yani kıldık. Allah-u Teala şu anda yeryüzünde 6 milyardan fazla insanı yaratmış, yaşatıyor, rızıklandırıyor ve imtihan ediyor. Yerin üzerinde bu kadar insan var, yerin altında ne kadar var, onları bilemiyoruz. Bediüzzaman'ın şöyle bir ifadesi var: her bir insan, her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölümün hayattan ziyade bir istediği var. Yani belki de takribi bir rakam, yaşadığımız yerler 100 defa belki daha da fazla dolmuş boşalmış. Böyle olunca elbette bu insanı düşündürmeli. Yani ne oluyor? Gelenler nereden geliyor? Gidince nereye gidiyor? Bunlar yokluk ülkesine gidip kaybolup gidiyorlar mı? Yoksa başka bir yerde yollarına devam mı ediyorlar? Bunların düşünülmesi lazım. İşte yeryüzü bir meydan, bir toplanma meydanı ve hem hayatta olanlar hem ölüler şu anda yeryüzündeler. Ve cealnâ fîhâ ravâsiye şâmihât, orada yüce dağlar meydana getirdik. Gerçekten yüce dağlar derken işte ülkemizdeki bir Ağrı Dağı, Sübhan Dağı gibi dağlar, öte yandan Everest Tepesi gibi, Himalaya Dağları gibi dağlar, bunları düşündüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın haşmetini ve azametini yansıtan celalli tecelliler. Ve bunlarla alakalı pek çok faydalar var. Yani Allah-u Teala'nın dünyaya dağları bırakması, dağlarla denge sağlaması çok muhteşem bir olay. Ve eskaynâkum mâen furâta, ve tatlı bir suyu size içirdik. Tatlı bir su, Allah-u Teala başka bir ayette Vaka suresinde bildirdiği üzere eğer diyor biz isteseydik size acı bir su gönderirdik. Velev şi'nâ lece'alnâhu ucâce, yani eğer biz istemiş olsaydık o gökten inen suyu acı bir su yapardık. Acı bir su nitrik asit. Havada azot var, oksijen de var. Her yağmur yağdığında nitrik asitin meydana gelmesi için şartlar son derece müsait. Hatta dünyanın bazı yerlerinde asit yağmurları oluyor. Gökten yağmur değil de asit yağıyor. Normalde her tarafa yağabilir ama Allah-u Teala bizlere rahmetiyle, rahmetinin bir tecellisi olarak yağmur şeklinde gönderiyor ve tatlı bir suyu bizlere içiriyor. Gökten inen su temiz. Aynı zamanda bu yere, yerin tabakalarına iniyor. Oralarda süzülüyor. Oralarda değişik minerallerden bir takım özellikler de kendisinde birleşiyor. Ve bunlar insanlar tarafından içildiğinde insanların bir takım ihtiyaçlarını temin ediyor. Yani bir su projesi olarak düşündüğümüzde gerçekten şu anda suyun şu dünyamızda çevrilmesi, işte denizlerden buharlaşma olması, yeryüzüne damla damla yağmur olarak indirilmesi, yeryüzüne yağmur olarak indirildikten sonra yeraltı suları şeklinde veya dağlarda birer depo gibi depolanması, bunlar çok muhteşem olaylar. Bütün bunlar ilahi tedbir ve tasarrufla meydana geliyor. Veylün yevme izillil mükezzibin, o gün yalanlayanların vay haline. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayan, Allah'ın azametini yalanlayanların hesap gününde vay haline. İntaligu ile mâ küntüm bihi tükezzibun. Onlara denilecek ki haydi bakalım yalanlamış olduğunuz şeye gidin.
Yani öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyordunuz, işte diriltildiniz. Azabı inkar ediyordunuz, şu anda da azaba sevk edileceksiniz. İntaligu ile zillin zi thalasi şuab. Üç şubeye ayrılan bir gölgeye gidin. La zalilin ve la yuni minel leheb. Ama bu öyle bir gölge ki gölgelendirmiyor ve alevden de ateşten de korumuyor. Burada yani cehennemin alevleri ve bu alevlerin üç çatallı olması ayette nazara veriliyor. Ehli küfür olanlar dünyadayken bunu inkar ediyorlardı. Cehennem yoktur diyorlardı. İşte Allah-u Teala tehekküm üslubuyla, ince bir istihzayla onlarla şöyle bildiriyor. O yalanlamış olduğunuz azaba gidin bakalım. Ve üç şubesi olan, burada üç şubesi denilmesi, mesela Hristiyanlarda teslis var. Teslise mukabil size alın üç çatallı bir azap. Bu manada düşünülebilir. Veya her insana bakan yönüyle, insanda başlıca üç kuvvet var. Akıl, şehvet ve gadap. Bunlar kötüye kullanıldığında cehennemi netice veriyor. İşte kötüye kullanmış olduğunuz bu kuvvetlerinize bedel, haydi bakalım bunun azabını çekin. Bu manada da düşünülebilir. Ancak bu buradaki gölge insanı gölgelendiren değil, ateşin gölgesi. Ateşin gölgesine sığındığında insan daha da sıkılacaktır. Daha da ızdırap çekecektir. İnneha termi bi şerarin kel gasr. O cehennem ateşi saray gibi kıvılcımlar atar. Yani burada cehennem ateşinin dehşeti tasvir ediliyor. Ve öyle kıvılcımları var ki küçük küçük kıvılcımlar değil, her bir kıvılcımı sanki bir saray. Kennehu cimaletun sufur. Sanki onlar sarı develer. Yani malum develer grup halinde arda arda sıralanmış gidiyorlar. İşte bu cehennemin kıvılcımları da büyüklük itibariyle saray gibi büyük, hareketlilik itibariyle de bir deve kervanı gibi arda arda böyle o sarı develer misali arda arda geliyorlar. Veylün yevme izillil mükezzibin. O gün yalanlayanların vay haline. Yani cehennem yoktur deyip cehennemi yalanlayanların vay haline. O alevi, cehennem azabını yalanlayanların vay haline. Çünkü yalanlamış oldukları şeyi bizzat görecekler ve yaşayacaklar. Hâzâ yevmü lâ yantıgûn. Bugün bu onların konuşmayacakları gündür. Yani konuşmak isteseler de kendilerine fırsat verilmeyecek. Veya nutukları tutulacak. O olayın dehşeti karşısında aman Allah'ım bu gerçekmiş, cehennem azabı hakmış. Bunu gördüklerinde artık nutukları tutulacak ve konuşamayacaklar. Ve la yu'zenu lehum feyatezirun. Kendilerine izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler. Kaldı ki velev izin de verilse bunun mazereti yok. Çünkü dünyada kendilerine hak vakikat bildirildi. Gerçekleri duydular ama kabul etmediler. Veylün yevme izillil mükezzibin. O gün yalanlayanların vay haline. Allah'ın ayetlerini yalanlayan, azabı yalanlayanların vay haline. Hâzâ yevmül fasıl. İşte bu fasıl günüdür. Artık insanların iyi ve kötülerinin birbirinden ayrıldığı gündür. Cemânâkum vel evvelin. Hem sizi hem öncekileri biz cem ettik. Değerli izleyenlerim, diğer alemde mahşer meydanında bütün insanlık cem edilecek. Dünyada işte Arafat'ta insanların toplanması gibi, 5 milyon insanın toplanması gibi bazı büyük topluluklar oluyor. Ve büyük kalabalıklarla alakalı mahşeri bir kalabalık denilir. İşte gerçek anlamda kalabalık mahşerde zaten yaşanacak. Öncekiler ve sonrakiler hepsi orada bir araya getirilecek. Diyelim bir ülkenin 500 bin askeri varsa bunların hepsi bir yerde toplandığında ne kadar muhteşem bir görüntü meydana gelir. Buradan mahşerin haşmetine bakılabilir. Ve yevme ned'u külle ünelsin bi imamihim. O gün bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Yani
ehli iman peygamberlerle veya dinin temsilcisi durumunda peygamber varisi önde gelen kişilerle temsil edilecek. Onların sancakları altında insanlar toplanacak. Ehli küfür de kendi liderlerinin sancağı altında, liderliği altında. Onlar da o şekilde kayıtlı kelepçeli mahşer meydanına getirilecek. Fe in kana lekum keydun fekidun. Haydi yapabileceğiniz bir hile varsa bana bir hile yapın. Yani kurtulabiliyorsanız kurtulun. Veylün yevme izillil mükezzibin. Ama o gün yalanlayanların vay haline. Artık herhangi bir tedbirleri, herhangi bir çareleri söz konusu değildir. Çünkü tamamen artık hesap zamanıdır. Tamamen yaptıkları amellerin karşılığını görme zamanıdır. Dünyadayken bir derece izin verildi ama diğer alemde artık serbest değiller. Kayıtlı kelepçeli bir durumdalar. İnnel müttakine fi zilalin ve uyun. Müttakiler ise gerçekten o günahlardan sakınan, takva sahibi olanlar, onlar gölgelerde, cennet gölgelerinde ve pınarların başlarındadır. Yani cehennem ehli böyle dehşet içindeyken, cennet ehli de gayet hoş, gayet rahat bir durumdadır. Ve fevakih mimma yeştehun ve canlarının çektiği meyvelerle beraberdir. Yani canları ne tür meyveler istiyorsa o meyvelerle beraber olacaklar, iç içe olacaklar. Dünyada meyvenin kendine göre bir lezzeti oluyor ve insan şöyle bir meyve yediğinde ondan bir lezzet alıyor. Diğer alemde cennet tamamen lezzet yeri. Dünya çalışma yeri, meşakkat yeri, çile yeri ama cennet tamamen bir saadet diyarı ve tamamen mükafat. Bundan dolayı istedikleri her türlü yiyecek, her türlü meyve orada hazır olacak. Kulû veşrebû heniyen bimâ küntüm tâmelûn. Ve onlara denilecek ki yaptığınız şeylerden dolayı afiyetle yiyin, için. İnnâ kezâlike neczil muhsinin. İşte biz muhsin olanları, yani iyi işler yapan, Allah'ı görür gibi ibadet edenleri böyle mükafatlandırırız ve bu şekilde onları ödüllendiririz. Veylün yevme izillil mükezzibin. Ama o gün yalanlayanların vay haline. Kulû ve temettaû galîlen. İşte o yalanlayanlara denilir ki şu dünya hayatında bir miktar yiyin, keyiflenin bakalım. İnnekum mücrimun. Çünkü siz mücrimlersiniz. Yani o mücrimlerin, o kafirlerin dünya hayatında bir miktar keyiflenmeleri o kadar da fazla bir şey değil. Hadis-i şerifte ifade edildiği üzere eğer dünyanın Allah nezdinde bir sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı ahirete nispetle Allahu Teala şu dünyada kafire bir yudum su bile içirmezdi. Ama içiriyor. Demek ki dünya hayatı o kadar da kayda değer bir şey değil. Vel ahiretu hayrun ve ebga. Ahiret ise daha hayırlı ve daimi. Dünyada Firavun gibi, Karun gibi saltanatı olan, serveti olan kimseler ama şımarık, Allah'ı tanımamış olan kimseler bir miktar bununla keyifleniyorlar. Bir miktar bunların saltanatları oluyor. Ama bu saltanat gelip geçici bir saltanat. Adeta rüyadaki saltanat gibi. Bir insan rüyada dünyanın tek başına sultanı olabilir. Her istediğini yaptırıyor gibi zannedebilir. Ama gerçekte o bir garibandır ve yatağında uyumaktadır. İşte dünya hayatı uzunca bir uyku gibi. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ne kadar takdir edilmişse uzunca bir uyku. Diğer aleme gidildiğinde kafirlere sorulacak, dünyada ne kadar kaldınız? Onlar diyecekler ki lebithna yevmen ev ba'de yevm. Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık. Yani tam bir gün kaldıklarından bile emin değiller. Hatta bir başka ayette vel tenzur nefsun bima gaddemet ligat. Yani her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın mealinde. Bundan hareketle denilmiş ki iki gün var. Birisi dünya hayatı, diğeri ahiret hayatı. İşte
şu dünya hayatı bir gün gibi, bugünden yarına hazırlık yapmak gerekiyor. Bir insan işte bir seyahate çıkacağı zaman bavulunu hazırlar, pasaportu, vizesi, yanına bir miktar para, yolda yiyeceği şeyler, azık, bütün bunları temin eder, ona göre yola çıkar. Yoksa uzun bir yola çıkan bir kimse hiçbir hazırlık yapmadan çıkarsa o uzun yolda aç, sefil, perişan olur ve gitmek istediği yerlere de gidemez. Pasaportu yoksa, vizesi yoksa gidemez. İşte normalde her insan cenneti arzu eder. Ancak cennet bir temenniyle varılacak bir yer değildir. Cennet ciddi bir gayret istiyor. Yani cehennem lüzumsuz değil, cennet dahi ucuz değil. Cennetin de kendine göre mühim bir fiyatı var. İşte o fiyatı vermek, yani ciddi bir şekilde Allah'ın dinini yaşamak, emir dairesinde hayatı tanzim etmek gerekiyor. Bu yapıldığında insan diğer alemde mutlu olacaktır. Ve bugünü çileli de olsa, yani dünya hayatı çileli de olsa, yarını, yani ahiret alemi mutlu ve saadetli olacaktır. Veylün yevme izillil mükezzibin, işte bugün yalanlayanların vay haline. Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn, o yalanlayan kimseler, Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselere, haydi eğilin bakalım, Allah için rüküye varın, Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde onlar eğilmezlerdi. Veylün yevme izillil mükezzibin, ve o gün o yalanlayanların vay haline. Febeyyi hadisin ba'dehu yu'minun, onlar Kur'an'a inanmadıktan sonra daha hangi söze inanacaklar? Yani Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzeli ve sözlerin en doğrusu. Ela inna ahsenel kelam, cumalarda duyuyoruz. İşte dikkat edin, sözlerin en güzeli. Bir başka açıdan ise astagal kelam, kelamın, sözlerin en doğrusu. Yani Kur'an-ı Kerim'de alemi yaratan zat alemden söz ediyor. Cenneti cehennemi yaratan zat cennetin cehennemin nasıl olduğunu bize anlatıyor. Bizleri yaratan Allah niçin yarattığını bize bildiriyor. Dolayısıyla insan nedir? Şu dünya nedir? Bu insan nereden geliyor? Nereye gidiyor? Dünyadaki vazifesi ne? Bütün bu gibi soruların gerçek cevabı doğrudan Allah'ın bize bildirdiği cevaplardır. Yaratan yarattığını elbette bilir. Niçin yarattığını bilir. Bu insanın nereden gelip nereye gideceğini en iyi o bilir. İnsan Allah'ın kelamına inanmadıktan sonra artık kimin sözüne inanacak? Hangi felsefecinin, hangi düşünürün sözünü bu konuda esas kabul edecek? Yani normal aklı selimle düşündüğünde Allah'ı kabul eden bir kimse elbette Allah'ın sözüne itimat edecektir. Allah'ın bu konuda bildirdiğini esas alacak ve ona göre hayatını tanzim edecektir. Cenab-ı Hak bizleri tam bir istikametle şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendiren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.